Kolay Dersliğe hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 3. sınıf My House ünitesi yani benim evim konusunu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. İlk sayfamızda kelimeler var. Garden ne demek arkadaşlar? Bahçe demek. Garden, bahçe. Wardrobe, gardırop yani dolap. Bed, yatak. Carpet, halı. House ya da home. İkisi de ev demek. House, home, ev. Bedroom, yatak odası. Arkadaşlar bu room kelimesi oda demek. Bed, yataktı. Bedroom, yatak odası. Playroom, play oyun olduğu için oyun odası. Bathroom, banyo. Tamam mı? Bedroom, yatak odası. Playroom, oyun odası. Bathroom, banyo. Soap, sabun. Toilet, tuvalet. Armchair, koltuk. Chair sandalyeydi. Arm, kol. Hani kolunu koyabildiğin sandalye gibi bir anlamı var. Armchair, koltuk demek. Bookcase, kitaplık. Shampoo, şampuan. Sofa, kanepe. Living room, oturma odası. Room, oda demiştik. Living de yaşamak, yaşam demek. Yani yaşam odası bu. Oturma odası, salon gibi anlamlara geliyor. Table, masa. Bakalım. Kettle, çaydanlık demek. Biz bunu su ısıtıcısı anlamında da kullanıyoruz. Şimdi bunun elektronik versiyonları var biliyorsunuz. Kettle, çaydanlık ya da su ısıtıcısı. Cup, fincan, kupa. Chair, sandalye. Kitchen, mutfak. Fridge, buzdolabı. Garage, garaj demek. Bakalım. Evet, şimdi burada da 4 yeni kelimemiz var. Round, square, rectangle, triangle. Round ne demek? Yuvarlak demek. Square, kare demek. Rectangle, dikdörtgen. Triangle ise üçgen demek. Biliyorsun karenin dört kenarı birbirine eşittir. Rectangle yani dikdörtgende ise iki karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Diğer yine iki karşılıklı kenarların da uzunluğu birbirine eşittir. Ama dördü birbirine eşit olduğunda buna kare diyorduk. Şimdi cümle kurmuşuz bunlarla. Round, o yuvarlaktır demişiz. Biliyorsunuz İngilizce'de üç tane o vardı. He, she, it. He erkekler için, she bayanlar için. It ise cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanıyorduk. Şimdi burada yuvarlak kelimesi için it is'i uygun görmüşüz. It is round. O yuvarlaktır. It is rectangle. O dikdörtgendir. Şimdi böyle it is'i ayrı da yazabiliriz ya da böyle kısaltıp hani i'yi yok edip kesme işaretiyle yukarıdan s'ye ayırıp it's square diye yazabiliriz de. It's triangle. O üçgendir. Peki cümleleri böyle kuruyoruz. Soru nasıl yapıyoruz? Yani o yuvarlaktır demeyi biliyoruz ama o yuvarlak mıdır? Ne yapacağız biliyor musunuz? Çok basit. Bu is'i başa alacağız. Is it round? Bakın burada yapmış. Is it round? Cevap olarak da yes it is. Evet öyledir. Ya da no it is not. Hayır değildir diyebilirsiniz. Is it square? O kare midir? Yine ne yapmış? It is square cümlesinin is'ini başa almış. Is it square? O kare midir? Cevabımız yes it is. Evet öyledir. Ya da no it is not. Hayır öyle değildir. Tabii ki bu üçgen olduğu için no it is not burada doğru cevabımız. Burada ise is it round? O daire yuvarlak mıdır? Yes it is olacak. Değil mi? Evet. Yine burada bazı sorular yapmışız. Is it big? Big neydi? Büyük demekti. O büyük mü diye sormuş olduk. Cevap ne olacak? Yes, it is. Is it small? O küçük mü? Küçük değil tabii. Kocaman bir hipopotam. O yüzden cevabımız no, it is not. Peki, is it triangle? O üçgen mi? Yes, it is. Is it small? O küçük mü? Yes, it is. Is it rectangle? O dikdörtgen mi? No, it is not. Değil mi? Çünkü bu dikdörtgen değil, daire. Bakalım. Evet, yeni üç kelimemiz daha var. In, on, under. In ne demek? İçinde. On, üzerinde. Under ise altında demek.
Şimdi bunları cümle içinde kullanalım, daha iyi yerleşecektir. Ne demiş? The doll is on the bed. On the bed, yani yatağın üzerinde. Oyuncak bebek yatağın üzerindedir. Değil mi? The doll is on the bed. The computer is on the table. On the table ne demek? Masanın üzerinde. The computer, yani bilgisayar, masanın üzerindedir. Buradan yatağın üzerinde yazmışız. Bu bir hata. Şimdi bunu düzeltelim. Şöyle yapalım. Masanın. Tamam mı arkadaşlar? The toys are in the box. Oyuncaklar kutunun içindedir. In the box. Kutunun içinde demek. The cat is under the table. Under the table. Masanın altında. Kedi masanın altındadır. The cat is under the table. Geçelim. Peki over here, over there, right here, right there. Şimdi here burası anlamına geliyor. There orası. Over here bir kalıp burada demek. Over there orada demek. Right here buradaki right tam anlamı katıyor. Yani tam burada. Right there tam orada. Şimdi cümle içinde görelim. The computer is over here. Bilgisayar buradadır. The computer is over there. Bilgisayar oradadır. The kettle is right here. Çaydanlık tam, çünkü right tam demekti. Tam buradadır. Right başka anlamlara da geliyor bu arada. Yani doğru da demektir. Sağ da demektir. Ama right here diye kullandığımız zaman here ile birleşince tam anlamına gelir. The cups are right there. Fincanlar tam oradadır. Tamam mı? Bakalım sırada ne varmış? Bu arada çok fazla kelime olması sizi korkutmasın arkadaşlar. Videoları birkaç kere izleyebilirsiniz ya da küçük bir defter yapabilirsiniz kendinize. Bu yeni öğrendiğiniz kelimeleri yazdığınız. Bunlarla karşılaşa bunlar aklınıza yerleşecektir. Ama tekrar çok önemli İngilizce'de. Çünkü bir dil öğreniyorsunuz. Cümle yapıları, kelimeler, kalıplar. Bunları yerleştirmek için kafanıza bol bol tekrar etmeniz gerekiyor. He has got a blue toy car. Bu da farklı bir kalıp. Ne demek? He has got, o sahiptir, onun vardır anlamına geliyor. He has got a blue toy car. Onun, yani o erkeğin, onun mavi bir oyuncak arabası vardır demek. Peki burada soru nasıl yapılır? Yani onun mavi oyuncak arabası var mı? Yine aynı az önceki it izli cümlelerde izi başa aldığımız gibi burada da has'i başa alıyoruz. Has he got a blue toy car? Onun mavi bir oyuncak arabası var mı? Cevabımız nasıl ki it izli cümlelerde yes it is de, bunda da yes he has. Bakın cümlede bol bol kopya var. He has got diyorsa sorusu nasıl olacak? Has he got? Cevabı da yes he has. Gördünüz mü? Peki Ali has got a robot. Ali'nin bir robotu var. Soruyor şimdi. Has Ali got a doll? Ali'nin bir oyuncak bebeği var mı? No, Ali hasn't. Hayır, Ali'nin yok. Olumsuz cevabı da böyle veriyormuş. No, Ali hasn't. Bu hasn't, has not'ın kısaltılmışı. Şöyle yazayım size. Has not. Bunun kısaltılmışı. Nasıl yazıyormuşuz? Hasn't. İkisini de kullanabilirsiniz. Aynı anlama geliyor. Tamamen tercih meselesi. Bakalım. Evet. Şimdi sorular. Nerededir? Where is the wardrobe? Gardrop nerede? Nerededir gardrop? It is. Neden it is dedik? Biliyorsunuz. Bunu da çok söylüyorum. İyice öğrenmeniz açısından hep anlatıyorum ama yine bir daha söyleyeceğim. İngilizce'de 3 tane o vardı. He, she ve it. Tabii bunları yardımcı fiilleriyle yazmak lazım. He is, she is ve it is. Bu erkekler için, bu bayanlar için, bu ise cansız varlıklar ve hayvanlar için kullandığımız o idi. Bunların hepsi o anlamına geliyor. Türkçedeki gibi sadece bir tane o'muz yok, 3 tane o var. Şimdi burada wardrobe cansız bir varlık olduğu için onu it kullanıyoruz, it is. Where is the wardrobe? Gardrop nerede? It is in the bedroom. O yatak odasının içinde. Where is the kettle? Su ısıtıcı nerede? It is on the table. O masanın üzerindedir. Where is the ball?
Top nerededir? It is under the bed. O yatağın altındadır. Where is the cat? Kedi nerededir? It is in the bedroom. O yatak odasının içindedir. Bu arada it is yerine ne diyebiliriz mesela biliyor musunuz? The wardrobe is, it yerine the wardrobe diyebiliriz. Is in the bedroom. Ya da where is the kettle? The kettle is on the table. Where is the ball? The ball is under the bed. Where is the cat? The cat is in the bedroom. Yani cümle uzun olmasın, bir daha ismi söylemeyeyim diye o diye kısaltıyoruz. Ama isterseniz böyle the cat is in the bedroom da diyebilirsiniz. Asla yanlış değil. Bakalım. Şimdi it is brown and rectangle. Renkleri öğrenmiştik önceki ünitelerde. Brown neydi? Kahverengi. It is, biliyorsunuz bu it is'in kısaltılmışı. It's diyor. It's brown. Kahverengi, o kahverengi. And ve demekti. And ve demek. Rectangle, dikdörtgendir. It's yellow and triangle. O sarı ve üçgendir. It is green and round. O yeşil ve yuvarlaktır. It is blue and square. O mavi ve karedir. The wardrobe is rectangle. Gardrop dikdörtgendir. Bakalım bitirdik herhalde üniteyi arkadaşlar. Size ders anlatmak benim için büyük bir keyifti arkadaşlar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.